Şimdi markete giderken, burası benim geçtiğim yol ve geçtiğim yol üzerinde Dedeli Park var. Geldim Dedeli Park'a. Şuraya oturdum bulut fotoğrafı çekmek için. Bir tane kelebek, turuncu kelebek geldi gitti, geldi gitti. Biraz ağladım. Çok mutlu oldum. O bulutlar harika ve ortancalar da harika. Tam açmamış %80. Dün de geldik nefesle beraber buraya yürüyüşe gelmiştik. Bu tarafa kadar yürüdük gerçi. Bir Türk anne kızla karşılaşmıştık. O yüzden çok fotoğraf çekememiştim. Genelde mavi bu sefer. Tam açmamışlar ama çoğunluğu açmış. Ortanca seviyorum. Aa, erik mi bu? Şeftali mi ne ki? Şu şeftali miydi acaba? Şeftali gibi, kayısı gibi. İçinde beyaz kelebek var. Dursan da çeksem seni, fotoğrafını çekmeme izin verir misin? Fotoğrafını çekmeme izin verir misin? Vermez misin? Saklanıyorsun. İzin istedik, izin çıkmadı. Şu mavi çiçeğin üstünde bir dursam, bir çeksem seni, çok güzel çıkarsın. Neyse, seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ama aklımı senden alamadım da doğru yani. Hani bırakıp da gidemiyorum da. O yukarıdan koca bir arı geldi. Yine bulutları göstereyim. Markete giderken uğrayıp bulut fotoğrafı çekip gideyim demiştim. Ama turuncu kelebek sayesinde benim aklımda yer edecek güzel anlardan biri yaşandı az önce. Gözlerim doldu. Değişik bir duygusal bir gün oldu. Hiç böyle bir başlamamıştı. Ama bugün karşıma çıkması çok önemliydi. Bugün böyle bazı düşüncelerle başlamıştım güne. Ve aklımdaki sorulara demeyeyim de, çok güzel bir mesaj oldu benim için. O yüzden çok teşekkür ediyorum turuncu kelebeğe. Şimdi de beyaz kelebekler şov yapıyor. Teşekkürler. Hop. Kameramın yerini koydum. Şimdi market alışverişi. Tatçıya'ya geldim. Evde resmen bir tane bile sebze kalmadı. Bir süredir gelemedik Tatçıya'ya. Ben hasta yatınca 10 gün boyunca buraya gelecek enerjim olmadı. Nefesle beraber gelince de zor oluyor. O yüzden okuldayken geldim. Daikon, Japon turbu. Bazen Türkiye'de pazarlarda bulunabiliyor. Beyaz turp ya da Japon turp diye satılıyor. Lahana. Bunları buraya koyuyorum da sığdırabilecek miyim hepsini acaba? 2 paket ıspanak. Üç paket mi denir, ne denir buna? Şimeci, bir çeşit mantar. Ondan öte, ben söylemeyeyim siz söyleyin. Evet, duyamıyorum. Evet, enoki, bir çeşit mantar. Ve bu acı diyor, güneşte kurutulmuş, açılmış. Acı hamsigillerden, hamsinin amcaoğlusu falan herhalde. Ay, ananas çekti canım. Yoshi'ye soydurayım da. Bu arada dün Instagram hesabıma ananaslı çay videosu yükledim. Ananası çay yapmayın, ananas olarak tüketin. O kadar diyeyim size. Yoshi tavuk göğsü istedi. Onun için ana aldım.
Vallahi dün aslında gittiğimiz markette salatalık almıştım ama bunu görünce dayanamadım. Bu böyle 300-319 yendi. Burası için uygun. Türk lirasını çevirirsek şu an dünya para ama 2, 4, 6, 8, 9 tane var. Çoban. Tabii de çoban pişiyor. Aa, ama soğan almadı. Soğan pahalıydı. Yeşil patates istedi. Dün Instagram'da karşısına patates yemeği çekmiş, görmüş. Canı patates yemeği çekmiş. Dün havuç da aldık aslında ama dün Yeşil kullandığı için havuç da aldım. Çanta bitti. Costco'nun çantası doldurduk. Costco Japonca söylenişi bu arada. Casco diye Costco söyle diyenler olmuş. Ben Japoncasını söylüyorum. Burada Costco deyince kimse anlamazlar. Costco odası burada. Costco şeylerimi tekrar diğer köşede koyayım. Bir şey soğan istedi. Bu pırasa görünümlü buranın soğanı. Yeşil soğanı. Pırasanın evliliğinden doğma biri bence. Ve toz şeker. En uygun toz şeker burada. Evet. Ve geçen sefer Yeşil'e geldiğimizde yine böyle domates aldık. Domatesler böyle yeşildi. Ama Japonya'da yediğim en lezzetli domates olabilir kendisi. Böyle sanki şey sökele köy domatesi gibi. Öyle güzel kokuyor. Öyle güzel lezzeti var ki son bir tane kaldı ondan. Umarım bu da aynı seridir. Aynı o lezzette çıkar. Size bir soru sorayım. Bu videonun altında cevaplarsanız çok mutlu olurum. Market arabasını yerine koyanlardan mısınız? Otoparkta arabanızın olduğu yere bırakanlardan mı? Ve yerine götürmeyenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben kötü insanlar olduklarını düşünüyorum. Ben çok iyi bir insanım çünkü. Yandaki dede de elimde kamerayla geziyorum diye bana baktı. Şimdi bu kadar aldığım şey koca domates, balık, tavuk, şeker, sebze, hatta meyve. Ne kadar mal oldu derseniz liraya çevirirsek deli para. O yüzden çevirmeyelim. Ama belki buradakiler bilmek ister ya da 4284 yen tuttu. 40 dolar gibi düşünebilirsiniz. Ya da 38 dolar falan herhalde yani. Dolar şu an daha yüksek yenden. 1000 yen 130 lira. 4 ile çarparsan 4500 küsür lira. Neredeyse 600 işte şeyleri de var. Ama burası için bu kadar domates falan böyle yani. Neredeyse 3-4 günlük ihtiyacımız var. Etim var, balığım var. Japonya için ucuz bir market alışverişi olduğunu söyleyebilirim. Bu kadardı. Şimdi eve gidip daha erkenmiş ya. Vallahi eve gidip bunları yerleştirip bir de üzerine bir tur uyuyabilirim bile. Nefes almaya gitmeden önce. Hoşçakalın. Bu arada şunu söyleyeyim. Geçenlerde kendime Starbucks'tan şu plastik bardaklarından aldım. Renk değiştiriyormuş. Gerçi ben çok nasıl renk değiştirdiğini çakmadım henüz. Ama alma amacım şu. Ben Japonya'da dışarıdaysak, kafedeysek falan su içiyorum. Çünkü burada restorana oturur oturmaz hemen size buzlu su veriyorlar. Ve onu yenileyip duruyorlar. Dışarıdaysam su içiyorum. Yoshi evdeyse su içiyorum. Çünkü Yoshi de ne içiyorsun diye her sorduğunda ondan su istiyorum. O suyumu da içiyorum. Ama eğer evde kendim yalnızsam kalkıp kendime su koymak aklıma gelmiyor. Ya da aman diyorum su koyacağım ama işte buzlu kahve içeyim, çay içeyim, bir şey içeyim falan böyle. Su içmediğimi fark ettim. Su bardakta suyu bıraktığın zaman da böyle üstü tozlanıyor ya da bir şey oluyor, onu içemiyorum uzun süre. Yani bazen böyle bir kere de su içemediğim için bunu gördüm. Kapaklı çok hoşuma gitti rengi de.
Ve gerçekten bunu aldığımdan beri 2'yi geçmedim, yalan olmasın. Ortalama 1,5 oluyor. Bu 500'lük falan herhalde. Yani 1 litreyi bulmuyorum yine. Sadece bu bardakla, ama yemekte falan Yoşe evdeyse dediğim gibi su bardağında içiyorum. Yoşe buna doldurmuyor. Bunu henüz, bunu amacım, bunu 3 yapsam bile 1,5 yapar herhalde ya. 3 yapsam keşke. Daha 3'e çıkamadım. 2'yi yaptım. Ama ortalama 1,5. Şimdi evden dışarı çıkarken bunu dolduruyorum. Tepeleme buzla koyuyorum içine. Çünkü bu termoslu olmadığı için suyu ısıtıyor dolayısıyla. Yani soğuk tutamıyor. Şimdi arabanın içinde mesela markete gelirken bayağı, bak şu kadar içmişim evden geleli gideli. Sonuç olarak böyle. Su güzel bir şey. Su içiniz. Ama geçen sene yazın annem 11 liraya alıyordu damacanı. 19 lira olmuş. Bilmiyorum, biraz nasıl su içeceğiz. Ay, canımızı sıkmayalım. Neyse, sağlık olsun. Bu kadar, onu gösterecektim size. Sadece onu söyleyeyim dedim. Şimdi ay, bir uyku bastırdı kız. Neyse, gözlerimi açamıyorum. Açayım da bir. Kendime böyle şey, güçlü kadınlar şarkıları yaptım. Onlardan bir gaza geleyim de gözlerim açılsın. Kolonyam da bitmiş, arabada evde kalmış kolonyalarım. Onları da arabaya koyayım. Çünkü kolonya iyi oluyor. Hadi bakalım, bu kadar. Bye bye. Şimdi bu fotoğrafı çekmek için parka geldim. Bu banka oturdu. Ben geldikten sonra bir tane turuncu kelebek geldi, defalarca buralarda uçtu, önümde uçtu. Yine geldi. Buralarda içiyor, önüme geliyor. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim bugün karşıma çıktığın için. Bugün karşıma çıkman çok kıymetliydi benim için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.